Stres ve kaygı ciddi anlamda bizim bağışıklık sistemimizi herhalde düşürüyor, değil mi? Kesinlikle. Ee, burada konuyu biraz açabilir miyiz? Yani nasıl bir mekanizma düşürüyor, neler yapmamız lazım? Şöyle, vücutta mesela stres hormonları denilen hormonlar var. Mesela Hı -hı. adrenalin, kortizol, growth hormon gibi. Evet. Mesela... E Stres vücuttaki pek çok mesela bize hastalıklar karşı mücadele etmemizi sağlayan hı hı. protein yapılı maddeler var. Stokinler dediğimiz. Evet. Mesela streste bunların üretimi baskılanmakta. Hı. Pek çok hastalığa karşı vücudun mücadele edebilirliği azalmakta. Tabi bu stresin derecesine göre değişmekte. Her stresi olan... Ee, belki hemen hasta olmayabilir ama herkesin vücudunun direnci, strese dayanıklılığı da farklı. Hı hı. Ee, onu göğüsleyebilmesi, o stresi. Ee, ama dediğim gibi vücudun stres arttıkça savunma sistemi zayıflamaya başlamakta. Hı hı. Ee, ve stres hem e, enfeksiyonlara ve enfeksiyon dışı pek çok hastalığa karşı direnci azaltmakta hem de Mesela adrenalin, kortizol gibi hormonların çok fazla salgılanması şeker, tansiyon, kalp hastalığı ve daha pek çok hastalığı ortaya çıkmasını tetiklemekte. Yani şu anda mesela koronavirüs işte yaygın tüm dünya bununla mücadele ediyor. İnsanın kaygı ve stresinin artmış olması bu enfeksiyonla yakalanma riskini artırır mı? Yani şöyle artır tabii ki hı hı. ama e, eğer kişiler e, gerekli önlemleri alırlarsa hı hı. işte e, şunlara şunlara dikkat edilen şeyler, evet. denilen şeylere hı hı. E, t, sağlık camiasından bilim adamları tarafından, hı hı. bunlara dikkat ederlerse e, mümkün olduğunca bu risk azalmakta. Hı. Mesela evet. vücut direnci evet. düştüğünde e, bu virüs mesela dışarıda ee, insanlarda diyelim ki bağışıklık sistemimiz sağlamsa hı hı. birinden kaptığımız bir virüs e, bize enfeksiyon hemen yapamamakta. Evet. Yani vücudumuza yerleşememekte. Hı hı. Ama bağışıklık sistemimiz zayıfsa o kaptığımız virüs eee bizde daha erken hastalığa yol açmakta. Şu anda o nedenle hani evde kaldığımızda e, bu virüsü taşıyan kişilerle veya ortamla Diyalog içinde olmazsak hı hı. bağışıklık sistemimiz belki stresin getirdiği kaygıyla bir miktar zayıflamış olsa bile e, gene de o hastalıktan kendimizi koruyabiliriz. Durmak, aslında önemli ama yine de e, kaygı ve stresimizi ne kadar azaltabilirsek vücut direncimizi o derece artırmış oluyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla sadece enfeksiyonlara değil değil mi e, birçok belki romatizmal hastalıklara, kansere e, karşı da e, bağışıklık sistemimizin güçlenmesiyle e, mücadele gücümüzü artırmış oluyoruz. Kesinlikle.